Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Epey bir ara verdik canlı yayınlara. Biz de teknik olarak biraz aksaklıklar oldu, kusura bakmayın. Efendim, tatilin bitmek üzere olduğu bu günlerde İstanbul Müftülüğü'nün Aile Danışmanlık ve Rehberlik Bürosu'nun organizasyonuyla bir programda karşınızdayız. Hepsine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu programın hazırlanmasında, planlanmasında emeği geçen bütün hocalarıma. Ve şu bir saati en verimli şekilde geçirebilmek için Cenab-ı Hakk'a sığınıyorum. Çünkü çok geniş bir konu ve biraz da netameli bir konu. Tartışmalara sebep olabilecek, efendim, farklı görüşlerin neredeyse cirit attığı diyelim bir alan. Dolayısıyla efendim olabildiğince çizginin dışına çıkmadan kişisel görüşlerimizi, kişisel arzularımızı işin içine karıştırmadan Allah'ın kitabında, Resulünün sünnetinde konuya nasıl bakıldığını görmeye çalışacağız. Elbette her yaptığımız işe kendi mührümüzü istesek de istemesek de vururuz. Yani kendi rengimize boyarız yaptığımız işleri. Allah Teala bizleri sırat-ı müstakim üzere sabit kılsın ve gönlümüzü, aklımızı efendim kendisinin çizdiği sınırlara razı ve hoşnut kılsın inşallah. Bütün bu samimi dileklerimizle Kur'an ve sünnet çerçevesinde ailede aile içindeki ilişkiler konusunu anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi insan ilişkileri biraz üzerinde çalıştığım bir konu. Genel olarak bütün insan ilişkilerinde ve bilhassa da şu anda konuştuğumuz daha dar kapsamlı ailede insan ilişkilerinde birinci adım olarak bilmemiz gereken şu var arkadaşlar. Acizane kanaatim, insan ilişkileri hukukla yürümez, ahlakla yürür. Ama biz zannediyoruz ki insan ilişkileri hukukla yürür. Öyle zannediyoruz. Bu yüzden de açıyoruz fıkıh kitaplarını. İşte kadınların görevleri neler, erkeklerin görevleri neler, hakları neler. İşte İslam hukukunda kadına hangi haklar verilmiş, erkeğe hangi haklar verilmiş, işte roller nasıl belirlenmiş. Bunları hepimiz öğrenirsek ilişkilerimizin böyle efendim tereyağdan kıl çeker gibi bütün sorunlardan kurtulacağımızı ve aile içindeki muhabbetin, efendim, meveddetin korunacağını zannediyoruz. Eğer öyle olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, hatta onun kendisinin yakınları arasında hiçbir aile problemi yaşanmazdı. Efendim, ayrılanlar olmazdı. Değil mi? O küçücük Medine toplumunda, yani bugüne kıyasla küçücük toplumda bile kayıtlara geçmiş kaç tane aile probleminden bahsedildiğini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bunlar karşısındaki tavırlarını, tepkilerini hem Kur'an-ı Kerim'de mesela Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep arasındaki meselede olduğu gibi hem de onun sünnetinde görebiliyoruz. Demek ki bu insani bir durum. Arkadaşlar, iki insan, önce şunu çok iyi bilelim ki iki insan ayrı ayrı birer birer çok çok iyi insanlar olabilirler. Ama birbirleriyle geçinemeyebilirler ya da işte ortak bir çatı altında barınamayabilirler. Bunu bir defa zihnimizin bir tarafına koyalım. Yani iki insan geçinemiyorsa birinden biri kötüdür veya ikisi de kötüdür demek değil. Birbirlerine uygun değillerdir efendim veyahut da işte gereken fedakarlığı gösterememişlerdir. Olabilir. Herkesten her şeyi bekleyemeyiz. Birimiz için çok normal olan bir şey, bir başkası için aşırı bir yük kabul edilebilir. Bütün bu konulara bakışımızın daha böyle doğal, daha realist, gerçekçi, efendim, nasıl ki bizim duygularımıza göre nehirler, dağlar, ovalar değişmiyorsa, bizim arzularımıza göre değişmiyorsa, insan tabiatını da böyle doğadaki değiştiremeyeceğimiz gerçeklikler olarak kabul edersek, tabiat dediğim yani fıtri özelliklerimizi, yoksa tabii ki ahlakımızın değişebilir ve üzerinde çalışmamız gereken çok yönleri var, daha büyük hatta. Fakat bu farklı mizaçları evvel emirde kabul edersek bir insana geçinemediği için kötü, tırnak içinde yani kötü demekten de vazgeçebiliriz. Öncelikle bunu söyleyelim ama
Diyeceksiniz ki biz iyi geçinmeyi öğrenecektik. Daha en başta geçimsizlikten başladınız diyeceksiniz. Yani bu bir defa kabul edilince pek çok şeyi arkasından anlatacağım pek çok şeyi kabul etmek, anlayabilmek ve doğru bir yere yerleştirebilmek. Çünkü bazen bir bilgiyi anlarız da doğru yere yerleştiremeyiz zihnimizde. O zaman da hep böyle bir yani şey puzzle oynar hep böyle ve amaç gerçekleşmez, hedefe ulaşamayız. İşte bu temel gerçeği kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Evlilik gibi birbirine tamamen yabancı iki insanın, hele de günümüzde belli bir artık yaşları kemale erdikten sonra bütün zevkleri oturmuş, bütün beğenileri, bütün kültürleri, bütün efendim alışkanlıkları oturmuş bir yaştan sonra iki insanın evlenip ve tabii ki İslami usullere riayet edildiğinde bu iki insan uzun bir beraberlikten sonra da evlenmiyorlar. Yani birkaç görüşmeden sonra diyelim evleniyorlar ve elbette bu alışkanlıklar, efendim getirilen kültürel altyapı, zevkler, beğeniler konusunda uyumsuzluklar mutlaka olacaktır. Şimdi işte onu oraya nasıl bakacağımıza yavaş yavaş geçeceğiz. Kur'an ve sünnet de bu konuda bize nasıl rehberlik eden temel ilkeler var, onlara bakmaya çalışacağız. Biraz hızlı ilerlemek istiyorum konunun tam ortasında yarım bırakmamak için. Şimdi en başta dedik ki arkadaşlar insan ilişkileri hukukla yürümez, ahlakla yürür. Ne demek istiyoruz? Yani hukuk gereksiz mi? Hukuk dediğim yani İslami açıdan baktığımızda farzlar, haramlar, kesin uyulması gereken kurallar. Bugünkü açıdan da işte kanunlar, yönetmelikler, yasalar. Elbette gereksiz değil, kesinlikle. Yani hukuk bir toplumun, bir toplumsal birimin zahiri sınırlarını belirler. Yani daha altına inmeyeceğimiz en alt sınırı belirler. Ve insanların birbirinin hakkını çiğnemesine engel olmaya çalışır hukuk. Fakat şöyle düşünün, yani ben komşumla mesela aramda bir pürüz çıktığında veya işte komşum bana, ben komşuma bazı hak ihlallerinde bulunduğumuzda, mesela işte yüksek ses gibi, işte ne bileyim üst kattakinin alt kattakini rahatsız etmesi gibi vesaire veya sınır anlaşmazlıkları oluyor köylerde. Mahkemeye gittiğimizde yani o kadar çözemedik ki bu konuyu, hukuka başvurduk. Mahkemelik olduk yani. Ondan sonra bu ilişki, yani hukuk bizim aramızdaki problemi çözse bile bu ilişki artık yürür mü? Bu insan, bu artık bir dostluk ilişkisi, bir komşuluk ilişkisi olarak yürüyebilir mi? Veya bir miras paylaşımı sırasında kardeşler mahkemelik olduklarında, efendim ondan sonra o ilişkinin eskisi gibi ve olması gerektiği gibi yürüyebileceğini söyleyebilir miyiz? İşte ahlakla yürür derken bunu kastediyorum arkadaşlar. Çoğu zaman ilişkiler haklı olmakla mutlu olmak arasında bir seçim yapmamızı gerektirebilir. Bazılarımız bundan hoşlanmayabilir, bunu eziklik olarak görebilir. Fakat sonuçta bir insan bu tercihi bilinçli bir şekilde yapıyorsa ve sonuçtaki sorumluluğu da üstleniyorsa, yani bunu ben seçtim, ben bazı haklarımdan vazgeçerek kardeşimle, işte komşumla, eşimle iyi geçinmeyi ve aramızdaki o seviyeyi kaybetmemeyi tercih ettim diyor ve bunun sonuçlarını da göze alıyorsa, ben acizane kanaatim burada bir sorun olmadığını düşünüyorum. Efendim arkadaşlar, çok önemli bir, çok da tekrarladığımız yeri geldikçe bir temel prensip var ihlasla ilgili. Yani bir şeyi Allah rızası için yaptığımızda bir fedakarlığı, bir özveriyi, yani hangi anlamdaki özveriyi söylüyorum? İşte vazgeçemeyeceğimiz yakınlarımızla geçinirken yaptığımız bazı fedakarlıkları eğer Allah'ın rızasıyla bütünleştirebiliyorsak o bizi rahatsız etmez. Neden arkadaşlar? Çünkü Harisel Muhasibi diyor ki bir insanın bir şeyi Allah rızası için yaptığının alameti takdir edilmediğinde rahatsız olmamasıdır diyor. Tabii ki bunu tavsiye etmiyoruz herkese veyahut da efendim bunu tervic etmiyoruz. Yani şunu demek istemiyorum ben. Arkadaşlar, önemli olan mutluluktur. Mutluluğunuz her türlü fedakarlığa değer. Haklarınızdan vazgeçin filan demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat bir kimse bunu bilinçli olarak tercih ediyorsa,
farkında olarak tercih ediyorsa ve sürekli karşısındakinin başına kakarak ve kendisinin sürekli mahrum edildiğini, haklarından mahrum edildiğini düşünerek değil de yani bu benim tercihim, ben kardeşimle kırılamazdım, darılamazdım. Dolayısıyla bu hakkımdan vazgeçtim. Baktım ki aramızda niza çıkacak. Bu hakkımdan vazgeçtim. İşte ailemi dağıtamazdım. Dolayısıyla şu haklarımdan da ben gönüllü olarak vazgeçtim diyebiliyorsa ve bu kararın arkasında durabiliyorsa ve bunun içinde kimsenin başının etini yemiyorsa ve bunu işte karşılığında efendim Cenab-ı Hak'tan mükafatını bekleyerek, sadece Allah'tan bekleyerek yürütebiliyorsa burada problem yok. Ama arkadaşlar bunu yapabilmek tabii nasıl diyelim, belli sınırları çizebilmiş olmamızı gerektirir. Yani biz nelerden vazgeçebiliriz, nelerden vazgeçemeyiz? Bizim kırmızı çizgilerimiz nelerdir? Hayatta temel prensiplerimiz, ilkelerimiz nelerdir? Yani mesela öyle örnekler var ki Allah göstermesin. Yani kadın bunun yani sayısız örneğini gördük, duyduk daha doğrusu. Bizzat şahit olmadık elhamdülillah da işte anlatılan psikolog arkadaşlardan, başka mesleki gruplardan duyduk. İşte kadın mesela çocuğunun aile içerisinde uğradığı tacize bile göz yumuyor, yuvam bozulmasın diye mesela. Bu da artık hiçbir çizginin kalmadığı bir hayat tarzı demek. Yani hiçbir ihlal edilmesi gereken, edilmemesi gereken bir kırmızı çizginin olmadığı bir durum demek. Asla bunu söylemiyoruz arkadaşlar. Şimdi dedik ki hukuk bizim ilişkilerimizde daha altına inemeyeceğimiz en alt çizgiyi belirler, sınırları çizer. Ahlak da bunun içini doldurur arkadaşlar. Ahlak dediğimiz şey nedir? Tabii şimdi konumuz ahlaka doğru sarkmasın ama hakikaten insan ilişkileri kuvvetli bir ahlak üzerine oturacağı için üzerinde ne kadar düşünseniz, okusanız, kendinizi geliştirseniz değer arkadaşlar. Ahlak dediğimiz şeyin iki boyutu var. Efendim biri verili olan ahlak, yani bizim mizaç dediğimiz, işte doğuştan getirdiğimiz temel karakteristik özelliklerimiz. Bir de ahlak-ı müktesebe diyen, denilen eskilerin öyle dediği, kazanılmış, sonradan edinilmiş olan ahlakımız. Kişinin bu ikisini farkında olması, yani hangi davranışları ben, hangi alışkanlıklarımı sonradan edindim, hangileri de benim doğuştan getirdiğim ve vazgeçemeyeceğim, vazgeçersem beni hasta edecek olan efendim temel yapım, bu ikisini ayırt etmesi, neleri değiştirebileceğini, neleri değiştiremeyeceğini bilmesi, kendisiyle ilgili olarak söylüyorum. Efendim çok çok büyük bir aşama kişi açısından. Dolayısıyla ilişkilerimizde problem yaşadığımızda arkadaşlar önce kendimize dönüp bir, yani ben sebep oldum anlamında söylemiyorum ama kendi değerlerimize, ilkelerimize, karakterimize, mizacımıza, alışkanlıklarımıza bir bakmakta yarar var. Eğer pek çok insanla hele pürüz çıkıyorsa hayatımızda, böyle hep sürekli şikayet eden konumundaysak, işte iş yerinde geçinemiyoruz, akrabalarla geçinemiyoruz, aile içerisinde problem var. Bu yani bütün insanlar kötü, işte çok kötü bir zamana geldik, hiç dürüst insan kalmadı, hiç ahlaklı insan kalmadı demektense efendim dönüp kendimize bakmakta yarar var. Çünkü arkadaşlar bizim ilişkilerimiz bizim karakterimiz üzerine bina edilir. Yani ilişkilerimizdeki en önemli katalizör karakterimizdir, ahlakımızdır arkadaşlar. Yani ilişkileri bir formül gibi düşünün. İşte bazı iletişim teknikleri size söylenir. Güler yüzlü konuşun, işte bağırmayın. Ondan sonra karşınızdakini anlamaya çalışın. Sonra efendim anlaşılmaya bakın falan. Bunları da küçümsemiyoruz. Bunlar önemli bilgilerdir iletişim teknikleri açısından. Fakat eğer bunların altında sağlam bir karakter yoksa, güvenilir, kuvvetli, dürüst, sınırları belli, efendim inançları, değerleri oturmuş, tutarlı. Ben bunu da çok önemsiyorum. Çünkü tutarsız insanla, yani ne zaman nasıl tepki vereceği belli olmayan bir insanla geçinmek hakikaten çok zor. Efendim ancak o zaman bu teknikler işe yarıyor. Yani tekniğe hayat veren şey sizin karakterinizdir, temeldeki ahlakınızdır hepimizin. Dolayısıyla
arkadaşlar, bir problem çıktığında önce dönüp kendimize bakmakta yarar var. Yani değiştirmem gereken bir şey var mı? Neden ben herkesle benzer problemi yaşıyorum? Herkes mi yanlış yapıyor, yoksa ben mi bir şeyi yanlış yapıyorum? Beklentilerim mi çok yüksek diye bakmak lazım. Bir de arkadaşlar, bu beklenti konusuna tekrar temas edeyim. Evliliklerde çoğu zaman iki taraf da gerçekçi olmayan beklentilerle, hatta hayal ürünü diyelim beklentilerle işe girişebiliyor. Ne kendisi ne de karşısındaki insan hakkında doğru dürüst bir, yani doğru ve dürüst bir tanımlaması yok zihninde. Böyle kendisi hakkında da hayalperest derecesinde iyimser olabiliyor. Karşısındaki hakkında da öyle olabiliyor. Bu, bütün bu hayaller içerisinde en kötüsü de karşısındakini değiştirebileceği düşüncesiyle başlıyor ilişkiye. Arkadaşlar, tabii ben şimdi yavaş yavaş kendi alanıma dönmeliyim, psikologların alanına girmemeliyim. Ama şunu unutmayalım ki bir insan, yani bütün biz bugüne kadar okuduğumuz iletişimciler, efendim psikologlar, kişilik gelişimi üzerine yazılanlar, hepsi tasavvufi bu kaynaklar, hepsi şunu söylüyor. Bir insan kendisi değişmeyi istemedikçe hiç kimse onu değiştiremez. Yani insan değişebilir, evet, ama bunu yapmak için kendisinin çok istekli olması gerekir. Yani ufak tefek bir istek de yetmez. İradesini bütün gücüyle ortaya koyabilecek çok kuvvetli bir değişme isteği olması gerekir kişide. Çünkü hele hele belli bir yaşa gelmiş insanlar için, yetişkinler için arkadaşlar, değişmek, düşünün, o güne kadar 10 bin kere bir şeyi yanlış yapmışsanız 20 bin kere doğrusunu yapmanız lazım ki değişebilirsiniz yani. Bu ne kadar kuvvetli bir irade gerektirir, ne kadar kuvvetli bir adanmışlık gerektirir. Bu bakımdan biz ne evleneceğimiz kişiyi, ne anne babamızı, ne onun anne babasını, ne akrabalarımızı, ne komşularımızı, ne hatta ve hatta arkadaşlar, buna emin olun, yani 3 tane çocuk büyütmüş biri olarak söylüyorum, çok değil ama işte onlar, arkadaşları, ilgilendiğim gençler vesaire, arkadaşlar, insan kendi çocuğunu bile değiştiremez. O kendisi değişmek istemedikçe. Bunun için mutluluk hayallerinizi, ilişki hayallerini, yani ilişkide arzuladığınız şeyi başkasını değiştirmek üzerine kurmamanız gerektiğini ve bunda bu başkasını değiştirmek fikrindeki tiranlığı görmeniz gerektiğini size hatırlatayım arkadaşlar. Bu değiştirme konusunda beni çok etkileyen bir şey var. Her vesileyle söylüyorum, burada da söyleyeyim. Arkadaşlar, bizim üzerimizde en büyük otorite, en büyük güç, en büyük kudret sahibi olan Allah Teala bile bizi değiştirmiyor bakın. Hidayeti yaratıyor, hadi çünkü gönderiyor, bize hidayet kapılarını her zaman açık tutuyor, fırsatlar yaratıyor ama o değişimi bizim yapmamızı istiyor. Ben Cenab-ı Hakk'ın bize bu işi bize bırakmasında bize verdiği değere inanılmaz bir saygı duyuyorum arkadaşlar. Çünkü kendi iç dünyama baktığımda ben de bilhassa sevdiklerimi yanlış yaptıklarını düşündüğüm konularda değiştirmek için çok güçlü bir istek duyuyorum içimde. Biraz otoriter bir tarafım var bu konuda. Ve diyorum ki aman Allah'ım diyorum, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ne bileyim milyonda biri bende olsaydı, kudret yani. O başkalarına sözünü geçirme gücü. Bende olsaydı şu insanları nasıl yapardım kendi istediğim gibi? Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünün bizim üzerimizdeki ve bize hiç müdahale etme işini düşünün arkadaşlar. Onun için değişim kişinin kendisinde tamamlanması gereken bir süreçtir. Tabii ki sizin bir katkınız olabilir, olmalıdır. Yani biz birbirimizi bırakamayız, kimse kimseyi değiştiremez diye. Sonuçta emri bil maruf nehy anil münker var, dinimizin çok esaslı prensiplerinden bir tanesi. Ama ancak hatırlatabiliriz, ancak yolu gösterebiliriz. O kendisi istemedikçe hiç kimseyi zorla yola sokamayız arkadaşlar, gücümüz ne olursa olsun. Ve bu konudaki baskılar, bunu bilhassa tabii aramızda tahmin ediyorum ki büyük çoğunluk hanımlardır,
Erkekler kendisini bu konuda kendilerini daha muktedir olduklarını düşünüyorlar. Kibar söylemeye çalışıyorum, zannediyorlar diyecektim. Daha muktedir olduklarını düşünüyorlar. Yani bir kızla evlendikleri zaman onu istedikleri gibi değiştirebileceklerini, işte çocuklarını istedikleri gibi hükmedebileceklerini falan düşünebiliyorlar. Şunu unutmayın arkadaşlar, baskı ve otorite insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Çocuklarınıza, eşlerinize, işte yanınızda çalışanlara, kime hükmediyorsanız, kimi yönetiyorsanız bunu efendim tabii ki belli kurallar koyacaksınız, yaptırımlar olacak. Sonuçta her insan birliğinde kurallar vardır ve yaptırımlar vardır. Yani üç kişi bir araya gelse kural olmadan 5 gün sonra o mekan çöpe döner. Yani kurallar olmak zorundadır. Yaptırımlar da olmak zorundadır. Bunu söylemiyorum. Yani zorunlu olarak uymamız gereken kuralları söylemiyorum. İçten gelen değişim ve dönüşüm. Yani bir insanın mesela diyelim ki çok böyle bonkör, parayı çok harcayan birini daha tutumlu biri haline getirmek istiyoruz. Efendim veyahut da işte dine biraz daha mesafeli olan birini daha dindar yapmak istiyoruz. Böyle temel köklü değişimlerden bahsediyorum. Bunlar baskıyla olabilecek şeyler değildir arkadaşlar. Onun için Nevzat Tarhan Hoca'nın Evlilik Psikolojisi kitabında okuduğum çok önemli bir ilkeyi burada hatırlatmak isterim. O kitap aslında ismi buradan hocaya ulaşılır belki. İsmini yeniden düşünmek gerekir. O kitap evlenmeden önce okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Orada Nevzat Tarhan Hoca diyor ki evlilikte huzur için karakterlerin ve kişiliklerin uyumu önemli değildir. Hedeflerin uyumu önemlidir diyor. Yani aynı konuda benzer hedefleri paylaşıyorsanız, karakterler farklı bile olsa o iki insan çok iyi geçinebilir. Ama hedefleriniz farklıysa, işte para konusunda, eğitim konusunda, yaşam standardı konusunda, eğlence konusunda, aile ilişkileri konusunda, akrabalarla ilişkiler konusunda, sizin hedeflerinizle evlendiğiniz kişinin hedefleri birbirinden farklıysa, karakterleriniz birbirine ne kadar benzerse benzesin, her gün bir tartışma çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi bu vesileyle size şunu da göstermek isterim. İstanbul Müftülüğü'nün uzun süredir devam eden bir yayını var. Din ve Hayat dergisi. Her bir sayı bir konuya adanıyor. 43. sayısı benim elime son ulaşan. Bu da ev konusuna ayrılmış. Bu sayıyı da özellikle tavsiye ediyorum. Zannediyorum müftülüğün sayfasında bütün içindeki bütün yazılara ulaşabiliyorsunuz. Hakikaten ailenin temelini oluşturan evin hem fizyolojik yapısının, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada müminin en büyük sahip olduğu en büyük nimetlerden birinin geniş ev olduğunu söylüyor. Evin genişliğiyle o evdeki insanların psikolojisi arasında çok ciddi çalışmalar yapılmış. Arasındaki ilişki konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmış. Hatta yanılmıyorsam kişi başına düşen metrekare sayısının azalmasıyla efendim o evde psikolojik sorunların artması arasında bir korelasyon bulunmuş. Şimdi tam rakamları veremeyeceğim size, bakmadım, kontrol etmedim ama yaklaşık bir 10 metrekare kişi başına düşmesi gerekiyor en az. Efendim işte mutfağın mesela ölçüsü, mutfağın büyüklüğüyle anne çocuk ilişkisi arasındaki halet-i ruhiye, anne çocuk ilişkisinin güzelliğiyle mutfağın büyüklüğü arasında bir ilişki bulunmuş. Mutfak ne kadar küçükse anne ve çocuk arasındaki ilişkide o kadar çok sorunlar çıkabiliyor. Yani evin fiziksel yapısı bile bizim ilişkilerimizi etkiliyor. Bunun üzerinde ben çok dururum. Çünkü yaşadığımız fiziksel ortamlar, gözümüzü açtığımızda baktığımız karşı duvar, sokağın karşı tarafı, karşı cephesi bizim o günkü psikolojimizi tamamen değiştirebilir, etkileyebilir. Fiziksel şartlar önemli. Ona da değiniliyor. İşte tarihten bugüne ev anlayışımıza değiniliyor bu sayıda. Ve evin manevi anlamı, yuva, ev ne zaman yuvaya dönüşür mesela, bunun üzerinde de duruluyor. Efendim ev ne zaman, yani içinde barındığınız dört duvarın dışında bir evi yuva yapan şey nedir arkadaşlar? İlişkilerdir. O evin içindeki ilişkilerdir. Ve evin yuva olduğunu ne zaman anlarız arkadaşlar? Dışarıdan koşar adımlarla oraya dönmemizden
ve kendimizi oraya ait biri olarak tanımlamaktan, gurur duymamızdan anlarız. Yani ne zaman ki biz dışarıdan eve koşar adımlar, işimiz bittiğinde eve koşar adımlarla dönüyorsak ve kendimizi o aileye ait olmaktan, o anne babanın çocuğu, o insanın eşi olmaktan gurur duyarak tanıtıyorsak, işte o zaman o ev bizim için bir yuvaya dönüşmüştür. Kişinin kendisine ait hissettiği, içinde sıcaklık ve şefkat bulduğu, kınanmadan kabul gördüğü, ne kadar uzaklaşsa dönüp gelmek istediği yer kişinin yuvasıdır arkadaşlar. Bu özellikleri gösterebilmesi için bir yuvanın, size tavsiye ediyorum. Lütfen Google'a kısaca yazdığınızda hemen karşınıza çıkar. Abraham Maslow'un insanın temel ihtiyaçları teorisine bir bakın. O teori hala kabul gören bir teoridir. İnsanın temel ihtiyaçları 3 kategoride yaklaşık 15 kadar sayılıyor yanılmıyorsam. En temelde biyolojik ihtiyaçlar var, onun üstünde psikolojik ihtiyaçlar var, bir piramit gibi düşünün, onun üstünde de sosyal ihtiyaçlar var. Yani biyolojik ihtiyaçlarımız karşılanmadan psikolojik ihtiyaçları düşünmüyoruz, ihtiyaç olarak görmeyebiliyoruz. Her biri karşılandıkça bir yukarıdakini arıyoruz. İşte ben hep söylüyorum, yani zihninizde bu temel ihtiyaçları bir liste halinde asın, zihninizin bir yerine asın. Onu yapamıyorsanız buzdolabınıza asın ve o evde yaşayan, sizin evinizde yaşayan herkesin yaşı kaç olursa olsun, cinsiyeti, rolü, hayattaki rolü, fiziksel koşulları ne olursa olsun, o temel ihtiyaçlar sizin evinizde karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu, buna bakın, buna bakın. Bilhassa ergenlerin, mesela ergen çocukların, dün ben parka götürdüm torunları arkadaşlar, parkta hatta kızıma da gösterdim. 10'lu yaşlardaki erkek çocuklar vardı birkaç tane, işte 10-12 yaş arası. Nasıl hareket ediyorlar biliyor musunuz? Bir makina gibi, yani bir patlayan enerjiyi orada görebiliyorsunuz. Mesela bir çocuğun hiç dışarı çıkmadan bir evde akşama kadar hiçbir fiziksel efor sarf etmeden akşama kadar evde oturmasını ondan istememiz ve üstelik de çok derli toplu bir evde hiç evi dağıtmadan oturmasını istememiz biyolojik ihtiyacının karşılanmaması demek. Biyolojik ihtiyaçlarından birinin karşılanmaması demek. Yani o ihtiyaçlar bu evde karşılanmıyorsa, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlar karşılanmıyorsa insan ihtiyaçtan vazgeçmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musunuz? O ihtiyacı başka bir yerde karşılamaya çalışıyor. Evin dışında bir alanda karşılamaya çalışıyor. Şimdi artık bunu yapmak için evin dışına çıkması da gerekmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz dijital dünyada hazır bekliyor çocuklarımızı, gençlerimizi, hatta yaşlılarımızı, yetişkinlerimizi, pek çok onların ihtiyaçlarını karşılamayı vaat eden pek çok yanlış yollara çok kısa sürede elinin altında bir iki hareketle ulaşabiliyor. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda biz Kur'an'a, daha doğrusu Kur'an ve sünnete hep birlikte baktığımızda, bir bütün olarak baktığımızda hayatımız için değerler üreten iki önemli kaynağımız bunlar bizim. En temel değerin emanet kavramı olduğunu görürüz. Emanet kavramını İslam ansiklopedisinden okumanızı tavsiye ederim. Daha doğrusu karşılaştığınız bütün kavramlara ansiklopediden bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu ansiklopedi okumak zihnimizin dolaplarını, çekmecelerini düzeltmek gibidir. Her şey yerli yerine yerleşir ve öyle bir zihinden sağlıklı düşünceler, temiz, pürüzsüz düşünceler üretebilirsiniz. Onun için sözlük okumak, ansiklopedi okumak beyin gelişimi açısından asla ihmal etmememiz gereken bir şeydir. Yani bize sosyal medyadan soruyorlar mesela, işte bir şey paylaşılmış bir yerde, tamam da cihat ne demek diyor. Yani cihadı Google'a yazsa, işte tabii Google'a yazarsa çok farklı şeyler de çıkabilir de, her birine cevap olarak lütfen İslam ansiklopedisinden bunları okuyun diyorum. Şimdi onun özeti de çıktı değil mi? Temel İslam ansiklopedisi diye, daha hani o kolay anlaşılabilir. Herkese tavsiye ediyoruz. Emanet arkadaşlar, sizin sahip olduğunuzu düşündüğünüz her şeyin, bedeniniz başta olmak üzere, kendi fiziksel varlığınız başta olmak üzere, her şeyin size hesabı sorulmak üzere bir üst
merci tarafından, bir kudret tarafından size geçici olarak verilmesi anlamına gelir. Makam, mevki emanettir, sağlık, sıhhat emanettir, beden emanettir, eşler birbirine emanettir. Yani ne zaman ki biz Nazife Şişman'ın Allah uzun ömürler versin emanetten mülke kitabını da tavsiye ediyorum. Ne zaman ki biz emanet kavramını zayıflatıp onun yerine sahip olma kavramını koyduk arkadaşlar, işte o zaman birbirimize zulmetmeye başladık. Benim çocuğum, benim bedenim, bakın benim bedenim, bu Allah'ın emaneti değil de benim bedenim, o zaman ben bu bedene istediğimi yaparım diye düşünüyoruz. Efendim tabii burada şirke kadar varan efendim tehlikeli paradigmalar var. Onlara girmiyorum konumuz olmadığı için. Ama öncelikle arkadaşlar ailenin büyükleri ve inançlı olanlar tabii ki diğer aile fertlerine kendilerine emanet edilmiş kişiler olarak değil de sahip oldukları varlıklar olarak efendim bakarlarsa bütün davranışlar temelden değişir ve zulme dönüşür arkadaşlar. Ailede zulüm konusuna temas edin lütfen diye pek çok rica geldi bana bu konuşma duyurulduktan sonra. Çünkü genelde aile ilişkileri anlatırken biz vaizler, hocalar, efendim ilahiyatçılar, işte küçüklerin büyüklere göstermesi gereken saygıdan, hürmetten, işte yetişkinlere, ailenin büyüklerine bakım görevlerinden, onlara hizmet görevlerinden falan bahsederiz. Dinimizdeki yani Kur'an ve sünnete baktığımızda da böyledir. Ağırlıklı olarak değil mi? Anne baba hakkından, onların bakımlarını ihmal etmenin ne büyük günah olduğuna, büyük günahlar arasındadır arkadaşlar. Hukuku valideyn, yani anne babaya eziyet etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamamak, onlara hürmetsizlik etmek büyük günahlar arasında sayılır. Allah'a sığınıyoruz ondan. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var arkadaşlar. Bu dinimizdeki bu teşvikleri kullanarak biraz da gençlerin kalbindeki imanı efendim kullanarak öyle diyelim. Bazı aile büyüklerinin ailedeki kendilerinden sonra gelen nesillere eziyet derecesinde zulmettiklerini, efendim onların haklarını çiğnediklerini, maddi manevi haklarını, sosyal haklarını çiğnediklerini, efendim bir insan gibi hissetmelerine, kendilerini bir insan gibi hissetmelerine engel olacak derecede onları küçümsediklerini de biliyoruz. Böyle hikayeler de dinliyoruz. Dolayısıyla evin arkadaşlar bir zulüm odağına dönüşmesi, yani evin az önce söylediğimiz bir yuva, koşarak gelmek istediğimiz, kendimizi ait hissettiğimiz, kendimizi oraya ait hissetmekle gurur duyduğumuz bir yuva olmaktan çıkıp bir zulüm odağına dönüşmesinin de Kur'an'da örnekleri olduğunu bilelim. Mesela bunlardan bir tanesi arkadaşlar Hazreti Asiye'nin yaptığı duadır. Hazreti Asiye Tahrim Suresi 11. ayeti kerimede değil mi? Ey Rabbim bana cennette bir ev yap. Senin yanında bana cennette bir ev yap ve beni bu Firavun'un azabından kurtar demişti. Bu Firavun'un eşi oluyor Hazreti Asiye. Evler bu yüzden bazen güven veren yuvalar olmaktan çıkıyor. İnsanın inancını ve kimliğini tehdit eden işkence odaklarına dönüşebiliyor. Efendim birinin refahı arkadaşlar, birinin refahı, huzuru, mutluluğu diğerinin ezilmesine bağlıysa orada zulüm vardır. Zulüm nedir arkadaşlar? Bir şeyi hak ettiği yere koymamak demektir. Yani herkese hakkının verilmediği bir yerde zulüm vardır arkadaşlar. Şimdi ben çeşitli örnekler vermeye girmeyeyim. İşte evin reisine evin reisi gibi davranılmıyorsa, evin hanımına evin hanımı gibi davranılmıyorsa, bir köle gibi davranılıyorsa, evin reisine işte bir zamanlar benim çocukluğumda bir çizgi film vardı Jetgiller diye. İşte böyle sadece cüzdan adam, yani sadece cüzdan demek, yani böyle para demek. Sadece o gözle bakılıyorsa mesela, para getiren birisi olarak saygı ve hürmet değil, işte ailede mühim kararları alırken görüşüne başvurulan, hürmet edilen birisi olarak, başvurulan demeyelim yani son sözü söyleyen biri olarak değil de böyle görülüyorsa arkadaşlar orada bir haksızlık vardır. Çocuklar
efendim mal gibi, eşya gibi görülüyorsa, yani istediğimi yaparım, benim çocuğum değil mi, istediğimi yaparım diye bakılıyorsa, orada da zulüm vardır. Ve arkadaşlar, bu zulmün bir, mesela işte az önce söylediğim gibi tacizler, işkenceler, şiddet, maalesef bunlar sosyal medyanın da aktif olmasıyla hayatımızda sayısının artıp artmadığından emin değilim ama görünürlüğünün arttığını biliyoruz. Her gün ekranlarımıza muhakkak böyle bir haber düşüyor. Böyle bir evde, herhangi bir yuvada arkadaşlar, huzur ve barışın korunmasından sadece o evde yaşayanlar sorumlu değildir. Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımızda, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızıyla Hazreti Ali arasında çıkan meselelerde, hatta Zeynep'le Zeyd arasında çıkan meselede, Osman bin Maz'unla hanımı arasındaki bir meselede, sahabenin mesela Cabir bin Abdullah'ın ev halkı ile ilgili ilişkilerinde birçok önerilerde bulunduğunu, onlara yardımcı olduğunu, hatta bazı emarelerden o ikisinin arasında, eşler arasındaki problemleri sezerek kendisinin yardım teklif ettiğini, yani ne var aranızda, nedir meseleniz dediğini biliyoruz. Dolayısıyla yakınlar, birinci dereceden yakınlar ve aileye girip çıkan eş, dost, aman bize ne demek yerine, tam tersine haksızlık, eziyet, zorbalık, şiddet, bunların emarelerini görüyorlarsa o evde arkadaşlar, yuvayı her türlü şeytani yıkıcılıktan korumak için girişimde bulunmakla sorumludurlar. Bakın, çok ilginç bir şey fark etmiştim. Mahremiyetle ilgili bir çalışma yaparken İngiliz mahkeme kayıtlarında çalışarak mahremiyetle ilgili bir kitap yazmış bir araştırmacı. Orada diyor ki arkadaşlar, evlerde perde kullanılmaya başlandıktan sonra ev içi şiddetin arttığı gözlemlenmiş. Yani bu 1600-1700 yıllardan bahsediyoruz. Ne demek? Yani bir ev dışarıya kapandıkça, arkadaşlar tabii ki perde kullanılmalıdır, yanlış anlaşılmasın da ben vermiş olduğum örneği destekleyecek bir kayıt olarak size bunu söylüyorum. Ev dışarıya kapandıkça, dışarıdaki insanlar o evin içinde neler olup bittiğini umursamamaya başladıkça, o ev, bir evde şiddet, taciz, işkence, haksızlık, eziyet, zorbalık olma ihtimali de artıyor. Bu bakımdan birinci dereceden yakınlara ve o eve girip çıkan herkese, yani doğal olarak girip çıkan aile dostlarına büyük görevler düşüyor. Böyle bir şeyin izlerini gördüklerinde es geçmemeleri gerekiyor. Efendimizin sünnetinde bunun sayısız örnekleri var. Arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, benim çok söylediğim, her seferinde söylediğim bir ayeti kerime, bizim bu aile içi ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. O ayeti kerime Rum suresinin 21. ayeti kerimesi. Sizden rica ediyorum, lütfen bu ayetin tefsirini ulaşabildiğiniz tefsirlerden okuyun. Ve başta da biraz değindim ama yine yeri geldi, tekrar edelim. Şimdi o ayetin okuduğunuzda şunu göreceksiniz. Kur'an, bu ayette Rabbimiz aile içindeki ilişkileri iki esas üzerine oturtuyor. Önce ailenin hedefini söylüyor. Liteskunu ileyha diye, sükunet, yani huzur. Ailede ilişkilerin hedefi huzur bulmaktır. Ama bu huzurun içerisinde biyolojik huzur da vardır yani. Detaylarına tefsirden bakarsınız. Bu huzurun olabilmesi için de iki temel üzerine ailenin kurulması gerektiğini söylüyor. Bu meveddet ve rahmettir. Bu iki temel. Meveddet, dostluk demek, sevgi demek arkadaşlar. Bu kelimenin seçimine tekrar tekrar dikkatinizi çekiyorum. Mesela aşk demiyor Allah Teala. Efendim büyük bağlılık demiyor yani. Kelime seçimleri son derece önemlidir. Kavramlar içerikleriyle inşa ederler hayatımızı. Eğer o kavramın üzerine kurabilirsek biz hayatımızı. Meveddet kelimesinin içeriğine lütfen bakın ve sizden ricam, yine bu kısa konuşmada temas etmem imkansız, meveddet kelimesinden doğan Rabbimizin isimlerinden birisi olan Vedud isminin anlamına da bir bakın. Hatta kapsamına bir bakın.
Vedud hem seven hem sevilen demektir. İkincisi de rahmet arkadaşlar. Rahmet de merhamet, şefkat demektir. Ama bilhassa Esma-i Hüsna müellifleri üzerinde şiddetle durur Rahman ve Rahim isimleri bu kökten türemiştir ve şunu ifade ederler mutlaka. Gereği yerine getirilmeyen bir şefkat merhamet değildir. Yani işte sokakta bir kedinin ayağının kırıldığını ve eziyet çektiğini gördünüz. Bir çarpmış bırakmış birisi. Ay yavrum işte canım ne olmuş bu kediye deyip geçiyorsunuz. Bu rahmet değil. Acımak yani sadece bir acıma duygusu rahmet değildir arkadaşlar. Rahmet acıma duygusunun gereğini yerine getirmektir. Birisine merhamet ettiğimizde o merhametin icabı neyse onu yapmaktır. Dolayısıyla şimdi asıl söyleyeceğim şu arkadaşlar. Evet bak gördün mü aile meveddet ve rahmet üzerine kurulması gerekiyor. Bu evde hiç kimse bana sevgi göstermiyor. Hiç kimse bana şefkat göstermiyor diye düşünerek bakmayın. Yani size nasıl davranıldığını düşünerek bakmayın. Siz bunları ne kadar yapıyorsunuz diye düşünerek bakın. Arkadaşlar. Şimdi buna gıcık olabilirsiniz benim bu yaklaşımıma, haklısınız da. Çünkü hele hele mağdur iseniz, mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız ilişkide, yani bir de ben şimdi karşımdakine sevgi duyuyor muyum, sevgi gösteriyor muyum falan, bir de ona mı bakacağım ben, zaten burada ezilen tarafım diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar insan ilişkilerinde bize şu söyleniyor, hiçbir ilişkide %100 bir taraf suçlu değildir. Suçlu aramak yanlış zaten, suçlu kelimesi de yanlış. Yani o ilişkiyi zora sokan sadece bir taraf değildir. Herkesin payı vardır. Değişen oranlarda. Ve herkes kendine düşen payı düzeltmekle sorumludur. Yani diyelim ki bir ilişkide problem çıktı. Bu problemin kaynağı %20 bende, %80 karşımdakinde farz edelim. Böyle bir durumda arkadaşlar benim zihnim ne diyor? Benim zihnim diyor ki o suçlu. Çünkü baksana kabahatin çoğu onda. Hatta o %20'yi görmüyoruz bile. Ama diyor ki bize bu konuya bilimsel bakanlar, arkadaşlar sen ancak kendi payına düşeni düzeltebilirsin. Peki ben kendi payımı şimdi burada ilişkide aradım. %20 benim payım. Bir hata yapmışım. Nedir mesela? Suratım asık. Her zaman uyduruyorum bunları bu arada. Her zaman suratım asık diyelim ki. Tamam ben suratımı asmaktan vazgeçeceğim. Daha güler yüzlü, daha hatır soracak şekilde davranacağım dedim. Yani ben kendime düşen %20'yi düzelttiğimde belki o %20, belki diyorum bakın kesin bir şey yok çünkü ilişkilerde kopya çekilemez. Belki o %20 karşımdakinin bir tetikleyicisi oluyordu. Yani o surat asıklığına karşı öyle alerjisi var ki efendim tetikleniyor ve çok sert davranıyor diyelim ki. O da %40'ı, %50'yi düzeltti. Bakın geriye ne kaldı arkadaşlar? %30. O kadar pürüz her ilişkide olur. Onun için bir de biz tabii konuya uhrevi açıdan bakan insanlarız arkadaşlar. Şahsen ben bunu çok önemsiyorum. Yani ilişkilerimize bu dünyada başlayan ve bu dünyada biten, sonucun bu dünyada bitirildiği ilişkiler olarak bakmıyoruz ki biz. Bizim ilişkilerimiz bu dünyada başlıyor, doğumumuzla birlikte anne babamızla ilişkilerimiz başlıyor. Artık kıyamete sonsuza kadar devam ediyor. Dolayısıyla ben bir ilişkide bana düşeni düzeltmek için göstereceğim çabayı tamam da şimdi bunun karşılığında ben o bana ne yapacak diye bakmam son derece seküler, dünyevi bir bakış açısıdır arkadaşlar. İşin bir de uhrevi boyutu var. Yani ben anneme, babama, onların mesela bize gelen sorulardan birisi de anne babasının kendisine yaptığı, zamanında yaptığı yanlışları, haksızlıkları, kötülükleri hatta anlatıp şimdi muhtaç işte benim kapıma gelmiş, ben ona bakmak zorunda mıyım soruları sorulur arkadaşlar. Bir insanın bir şeyi yanlış yapması sizin de ona yanlış yapmanızı haklı çıkarmaz. Bu gözle bakmak gerekir. Dolayısıyla hani diyeceksiniz ki hep mi ben vazgeçeceğim? Hayır böyle bir şey yok tabii. Eğer bir ilişkiyi sürdüremiyorsanız arkadaşlar, yürütemiyorsanız zulme varmayacak bir noktada ve zulme dönüşmeyecek şekilde o ilişkiyi bitirmek de Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olandır.
Yani la tazlimu ve la tuzlemu. Kimseye zulmetmeyin, haksızlık etmeyin. Kendinize de haksızlık edilmesine, zulmedilmesine, zulüm edilmesine izin vermeyin. Bizim İslam hukukunun temel prensiplerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bir nokta var ve artık sınırlarınız ihlal ediliyor, zorbalığa dönüşüyor, haksızlığa dönüşüyor ve sizin kaldırabileceğiniz şeyler değilse delirene kadar veya efendim ruh sağlığınızı kaybedene kadar, akıl sağlığınızı kaybedene kadar ona katlanacaksınız, bu bir erdemdir demiyor dinimiz. Arkadaşlar tam tersine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde efendim rızık korkusuyla böyle bir şeye katlanmamak gerektiğini, Allah Teala'nın herkesin rızkını Allah'ın verdiğini söylüyor ayet-i kerime bize. Yalnız benim burada size söylediğim, yani şu meveddet ve rahmeti siz başkasına gösteriyor musunuz? Buna bir bakın. Bir de burada Erich Fromm'a da bir göndermede bulunalım. Çok önemsiyorum onu. Erich Fromm diyor ki sevgi bir duygu değildir, bir davranıştır diyor. Yani gösterilmediği sürece yok sayılır arkadaşlar. Tamam mı? Ben tabii ki onu seviyorum. Peki bunu hiç söyledin mi? Hiç gösterdin mi? Annene, babana, çocuğuna, efendim ne bileyim. Genelde seçerek gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar herkes evlenecek diye bir kural var mı? Kalan son 15 dakikayı iyi değerlendireyim. Herkes evlenecek diye bir kural var mı bizim dinimizde? Evlenmenin hükmü bizim dinimizde arkadaşlar. Bütün nikahtan bahseden ilmihallerimize, fıkıh kitaplarımıza bakabilirsiniz. Üçtür. Biz genelde sünnettir diyebiliriz ama aslında üçtür. Bazıları için evlenmek farzdır, bazıları için haramdır, bazıları için sünnettir. İşte bu meselenin bu boyutunu bilmemiz de bizim için çok önemli. Evlenmesi farz olan, evlenmediği takdirde zina edecek olanlardır. Mesela bugün insanlar evlenmeyle ilgili, bu çok konuşuluyor onun için ben bir cümleyle söyleyip geçeyim. Evlenmeyle ilgili detayları o kadar yokuşa sürdük ki hepimiz el birliğiyle. Arkadaşlar bir insanın anne babasından bir yardım almıyorsa, ailesinden bir yardım almıyorsa, kendi imkanlarıyla okuyup çalışıp işte kendi bütçesini oluşturup evlenmesi için 35 yaşına falan gelmesi gerekiyor. Yani bu şartlarda bir evliliği, hani düğününü işte vesairesini kaldırabilmesi için. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Dolaylı olarak insanları zinaya teşvik etmiş oluyoruz. Evliliği zorlaştırmak, zinayı kolaylaştırmak ve teşvik etmek demektir. Evlenmediği takdirde zinaya düşme ihtimali varsa, kuvvetliyse birinin evlenmesi farz olur. Evlendiği takdirde zulmetme ihtimali çok kuvvetliyse, mesela bazı akıl hastalarını evlendiriyorlar gizleyerek arkadaşlar, düzelir diye. Veyahut da bazı bağımlılıkları olanları, bazı ciddi rahatsızlıkları olanları veya mesela işte bazen eşcinsel çocuğu işte onu evlendiriyor gizleyerek, efendim düzelir belki diye. Yani herhangi bir şekilde eşine zulmetme ihtimali çok kuvvetli olan birinin evlendirilmesi de haramdır. Detaylarına fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz. Geriye kalanların ki sünnettir arkadaşlar. Peki sünnet olan bu evlilikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden biz hangi prensipleri kendimize çıkarabiliriz? Bir defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeyi teşvik etmiştir. Allah'a daha fazla ve daha iyi kulluk edebilmek için evlenmeyi ve aile hayatını terk etmeyi isteyenleri vazgeçirmiştir. Yani ben işte hiç evlenmeyeceğim, kendimi Allah yoluna adayacağım diyenleri bundan vazgeçirmiştir. Ruhbanlığın İslam'da olmadığını söylemiştir. Biliyorsunuz yani bir insan evlenemeyebilir, bunu yaptığında günaha girmiş olmaz. Fakat bilerek, yani evlenebilecekken ben kendimi Allah yoluna adayacağım diye evlenmemeyi isteyenlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan vazgeçirmiştir. Evlenmeyi kolaylaştırmış, şeklini, şartlarını, maddi külfetini asgariye indirmiştir ve böyle teşvik ve tavsiye etmiştir bize. Evlenmek, aile kurmak isteyip de maddi engeller yüzünden bunu gerçekleştiremeyenlere yardımcı olmuş, evlenmelerini sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Nisa suresinde arkadaşlar Cenab-ı Hak bize evlenin demiyor, evlendirin diyor. Ve enkihu, emri böyledir. Ve enkihu, evlendirin. Dolayısıyla evlendirmek toplumun görevidir aslında. Yakından uzağa kadar
o genci tanıyan, bilen, evlenmek istediğini ama gücünün yetmediğini bilen herkesin el atarak efendim o genci evlendirmesi, o gençleri evlendirmesi Kur'an-ı Kerim'in de bir emridir. Aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eş seçimi konusunda bizi uyarmıştır. Bakın bu da çok tartışmalı bir konudur. Eşimizi biz mi seçeriz yoksa o kaderde bizim için yazılmış mıdır? Bu konu, yani bunun altında birçok spekülasyon gelecektir, yorumlar gelecektir. Fakat ben yine de bunu göze alıyorum. Eğer çok kızarsa İstanbul Müftülüğü bir daha da beni davet etmezler, öyle diyelim. Arkadaşlar, eğer evlenmek bizim seçimimizin hiçbir etkisi olmayan, ezelde bizim için takdir edilmiş ve çaresizce kendimizi önünde bulduğumuz bir konu olsaydı boşanmak caiz olmazdı. Çünkü bakın mesela anne babamızı reddedemiyoruz, değil mi? Ne olursa olsunlar. Evladımızı reddedemiyoruz. Niye? Çünkü onlar bizim için ezelde Allah Teala tarafından seçildi. Yani onlar pür kader. Ama evlilikte tabii ki kaderin rolü var. Benim şu anda bu konuşmayı burada yapıyor olmamda da kaderin büyük rolü var. Yani kaderin beni buraya getirdiğini biliyoruz. Ama sonuçta son kertede, yani bu teklif bana geldiğinde kabul eden benim. Burada bulunmayı seçtim. İşte evlilik de böyle. Boşanmak caiz olmazdı dedik eğer pür kader olsaydı. İkinci delilim de arkadaşlar işte Efendimizin Buhari'de geçen ve eşini, eş seçmekle ilgili tavsiyede bulunan hadisi şerifidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadın dört özelliğinden ötürü seçilir. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Bu aslında erkek için de geçerlidir arkadaşlar. İnsan biriyle ya malı için evlenir, ya soyu, ailesi, asaleti için evlenir, ya yakışıklılığı, güzelliği için evlenir veya ahlakı, kişiliği, karakteri, dindarlığı için evlenir. Sen dindar olanı seç diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle demiyor, sen dua et de Allah sana dindar olanı takdir etsin demiyor. Sen dindar olanı seç diyor. Yani eş seçimi arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, onun siretinde son derece ciddi Efendimizin tavsiyelerde bulunduğu bir husustur. Dikkatli seçilmesi gerektiği ve eş seçerken aslında zürriyetimizi de seçtiğimizi, çünkü mesela yine Efendimizin hadislerine göre Peygamberimiz evleneceğiniz kişinin kardeşlerine dikkat edin çünkü herkes kardeşlerine benzeyenleri doğurur diyor. Bizim kültürümüzde de biliyorsunuz kız halaya, oğlan dayıya benzer deniyor. Yani arkadaşlar hepsinde gördüğünüz gibi bizim seçimimize yapılmış bir vurgu var. Geçiyorum. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde arkadaşlar istikrarlı, huzurlu, verimli bir aile hayatı için gerekli bulunan hukuki ve ahlaki düzenlemeleri ilahi irşat doğrultusunda yapmış Peygamber Efendimiz. İşte nikah ne zaman olur, ne zaman talak olur, evlilik hayatının temel ilkeleri, bunlar vahye müstenit. Ama aile hayatının değişime açık yönlerini de örf, adet ve gelişmelere bırakmıştır. Hatta arkadaşlar o kadar ki aynı zamanda farklı coğrafyalarda farklı örfler o ailenin yapısını belirleyebilir. Veya aynı coğrafyada farklı zamanlarda farklı aile yapıları da görülebilir. Ailede roller, yardımlaşma, nafakanın kemiyet ve keyfiyeti, sosyal ilişkiler ve sorumluluklar gibi konular değişime açık bulunan hüküm ve uygulamalar örf ve adete bırakılmıştır ve marufa göre yürütülmesi istenmiştir. Merak edenler Nisa suresi 19. ayet-i kerimeye de bakabilir. Bu ne demektir arkadaşlar? İşte bize sorulduğunda benim bir kadın olarak ailede görevlerim ne, eşimin görevleri ne diye sorulduğunda kem küm ıkmık etmemizin temel sebebi budur arkadaşlar. Çünkü bu roller, görevler, taksimat her aileye göre, o ailenin yapısına göre, bulunduğu coğrafyaya göre, sosyal şartlara göre, mesela bir savaş dönemidir, evlendiğin kişi fakirdir, bunu bile bile kabul etmişsindir veya işte sen zengin bir kız almışsındır, işte o kızın önceki hayatındaki standartları vardır vesaire. O kadar kişiye göre değişir ki bu durum ve şartlara göre değişir ki, bu yüzden böyle herkesi kuşatır.
kuşatan ve herkese uyan bir kalıp getirmemiştir bu konuda dinimiz. Aslında bu İslam'ın evrenselliğinin, evrensel bir din oluşunun tabii bir sonucudur. Eşler arasında çıkan anlaşmazlık ve problemlerle ilgilenmiş Peygamber Efendimiz, hatta bu o kadar önem vermiş ki aile ilişkilerinin düzeltilmesine yalan söylemenin caiz olduğu yerlerden birisi olarak zikredilmiştir. Karı koca arasında bir anlaşmazlık olduğunda eğer yalan söyleyerek küçük bir yalan mesela sevgiyle ilgili mesela düzeltebilecekseniz o yalanı caiz görmüştür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocukların eğitim ve istikballerinden birinci derecede aileyi sorumlu tutmuştur. Bugün yazışmalarda gördüğüm kadarıyla mesajlardan vesaire bütün anne babalar sorumluluğu okullara ve devlete vermeye çok istekliler. Hatta çevreye vermeye çok istekliler. Hayır arkadaşlar, psikolojik olarak da, pedagojik olarak da, dini olarak da çocuklarımızın şu anda bulunduğu durumların bir numaralı sorumlusu biziz. Bunu bilelim. Tabii ki çevrenin etkisi var, efendim okulun etkisi var, mutlaka yaşadığınız zamanın etkisi var ama bir numaralı belirleyicinin biz olduğunu en baştan görmekte yarar var. Çünkü belki düzelmeye oradan başlayabiliriz az önce söylediğim gibi. Yakından uzağa bütün aile fertlerinin aile bağlarına bu bağın gerektirdiği hukuk ve edebe riayet etmelerini istemiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlişkilerin hiyerarşik olduğunu unutmayalım İslam'da. İslam'da insan ilişkileri hiyerarşiktir arkadaşlar. Mesela anne babanıza iyi davranmanız arkadaşınıza iyi davranmanızdan önce gelir. Bir sıralama vardır yani. Anne babanız arasında bile bir sıralama vardır. Önce anneye sonra babaya diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimsenin çocuğunun terbiyesiyle meşgul olması sadaka vermek için çalışmasından daha hayırlı ve ecirlidir diyor yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sayısız hadis-i şerifler var. Bu konularda lütfen hadislerle İslam kitabına Diyanet'in inanılmaz muhteşem güzel arkadaşlar. Online erişebiliyorsunuz, istediğiniz konuyu seçip okuyabiliyorsunuz, fihristini inceleyip ihtiyacınız olan konulardan hiç olmazsa haftada bir tane konu seçerek kendinize bir gün belirleyip okumalar yapabilirsiniz. Ailenin bir okul, bir ibadethane, sıcak ve aydınlık bir yuva, bir sığınak, bir keyfiyetli nüfus üretim kaynağı, yani keyfiyetli insan yetiştirilen, nitelikli insan yetiştirilen bir yer olabilmesi için diğer aile fertlerinden önce karı kocanın arasında karşılıklı sevgi, saygı ve şefkatin bulunması gerekiyor. Bu sebeple birbirini sevmeyen, birbiriyle geçinemeyen, birbirinin haklarına riayet etmeyen çifti bir arada tutmanın manası yoktur. Bu gerçekten hareket eden İslam başka çare kalmadığında boşanmaya izin vermiş. Bunun da nasıl olacak? Aile sırlarını dışarıya açmadan, İslam kardeşliğine ve geçmiş hukuka zarar vermeden yapılmasını istemiş. Bu maksatla aile meclisi ve hakemlik kuruluna yer vermiştir. Fakat yine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevmediği helalin boşanma olduğunu, helal kılmakla birlikte en sevmediği helal olduğunu da ifade etmiştir. Arkadaşlar bir saatimiz doldu. İnşallah çok böyle genel harca alem laflar etmemişizdir. İnşallah sadra şifa olacak birkaç cümle çıkarabilirsiniz bu konuşmadan. Cenab-ı Hak evlerinize, yuvalarınıza huzur, saadet, meveddet ve rahmet versin. Ama bilelim ki kalbimizde ne varsa etrafımızda o olacak arkadaşlar. Öncelikle bu güzellikleri kendi kalbimizde var edip oradan bütün cihana yaymak için bize Hay ve Kayyum isimleriyle tecelli ederek güç kuvvet ihsan etsin Rabbim. İstanbul Müftülüğü'ne teşekkür ediyorum tekrar bu fırsatı verdikleri için. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.